Evet arkadaşlar Canan Kaftancıoğlu'na 9 yıl hapis isteniyormuş. Henüz kesinleşmemiş. Benim dikkatimi çeken bazı şeyler oldu. Bir tanesi Cumhurbaşkanı'na alenen hakaretten bir yıl hapis. Diğeri kamu görevlisine. Kamu görevlisi derken yine Cumhurbaşkanı aslında. Ona hakaretten yine bir küsür yıl hapis. Benim bildiğim kadarıyla bunların adli para cezası olması gerekiyordu. Biz de hapis cezasından mı yırttık ansın satayım yoksa ben mi yanlış biliyorum? Yani bu ülkede Cumhurbaşkanı'na ya da kamu görevlisine hakaret eden herkesi hapse atsan dışarıda insan kalmaz Yüzde %50 hapiste. Onun haricinde seneler önce yazmış olduğu tweetlermiş bunlar. Bir tanesi en büyük olan yani terör örgütü övmek. Bununla ilgili daha önce konuşmuştuk. Ben de bulamadım bulan var mı demiştim. Şimdi ceza alınca haber siteleri yazmışlar suçunun ne olduğunu. Sakine Cansız isimli bir teröristin övülmesi. Bu da ilginç. Zamanında adını vermek istemedim. bazı mizah dergileri de açık açık yani Apo ilgili ya da direkt PKK'lı teröristleri böyle melek ölen teröristi uçan melek olarak falan gösteren kapakları vardı bu arkadaşların. Bunlarla kimse ilgilenmemiş mi? Bunları okumamışlar mı? Belki de o zamanlar tabii ya tabii o zamanlar açılım dönemine yakındı. O zaman öyle olduğu için sıkıntı olmadı herhalde. O zaman yetmez ama evet vardı. Buna biliyorsunuz benzer olarak İmamoğlu'nun HDP'lileri ziyaret edip onlara Atatürk portresi hediye etmesi. Bu da aslında tepki çekmişti ama bence o kadar tepkilik bir hareket değil. Bana sorarsanız daha çok laf sokuyormuş gibi. Alın Atatürk resmi biraz öğrenin der gibi. Şimdi İmamoğlu'nun şöyle bir sorunu var biliyorsunuz. HDP'nin oylarını alacak, almak istiyor. Çok zor bir şey değil. HDP'nin oylarını alabilmek için aslında kendi seçmeninden de feragat etmesine gerek yok. Neden? HDP zaten diğer tarafta AK Parti olduğu için ve onlarla da şu an kanlı bıçaklı durumda oldukları için zaten seni desteklemeye aşırı meyilliler. O yüzden çok böyle aşırı bir şey yapmana gerek yok. Böyle arada ufak ufak el sallayacaksın işte. O dengeyi tutturman lazım. HDP'nin de artık siyaseti biraz öğrenmesi lazım. Dedik ya herkes bir şeyin sömürüsünü yapıyor. Biri laiklik sömürüsü, öbürü milliyetçilik sömürüsü, öbürü din sömürüsü. Tamam sen de Kürt haklarının sömürüsünü yapıyorsun. Ama ciddi alınabilmek için terör örgütleriyle Artık ilgili konuşmaman lazım. Yok Öcalan'a selamlarımızı yolluyoruz seçimden sonra. Yok Apo'nun heykelini dikeceğiz. Bunlardan artık uzaklaşmanız lazım. Uzaklaşmanız lazım artı uzaklaştığınızı da belirtmeniz lazım. İlla da böyle adamları küfür ederek falan değil. Ya da tersleyerek değil. Misal Kandil'den açıklama gelir. Şunu yapacağız, şunu destekleyeceğiz, eylem yapacağız, protesto edeceğiz vesaire. Sen de buna cevap olarak biz siyasi bir partiyiz, biz Kandil değiliz. O örgütün söylediği bizi bağlamaz. Biz bir partiyiz. İşte Kürt haklarını savunan bir partiyiz. Bizim örgütlerle alakamız yok diyeceksin. Böyle böyle kendini kabul ettirirsin. Öteki türlü olmaz bu iş yani. CHP'nin içinde de sürekli Seyit Rıza, Dersim, işte bunun gibi PKK'lılara güzellemeler yapmalar. Diyorlar ki söyleyen kişi PKK'lı olmasa bir sözünü paylaşmış PKK'lı kadının. Söyleyen kişi PKK'lı olmasa o zaman iyi derdiniz. Evet. Yani millet Apo'nun sözünü paylaşıyor tamam mı? Ama çok saçma sapan böyle kadınları sevin falan. <laughs> ya, ya da insanlığı sevin. Yani illa APO olmasına gerek yok. Hiç kimsenin aklına gelmemiş bir tek sakine cansızın aklına gelmiş. O da vay demiş mükemmel bir söz bu. Yani kadın PKK'lı ama olsun. Kimsenin aklına gelmeyen bir söz söylemiş. İnanılmaz orijinal bir söz. Ne pahasına olursa olsun paylaşmalıyım. Şimdi CHP'nin de bu kafadan artık kurtulması lazım. Kurtulacaksınız ya. Şu CHP'yi temizleyin. Niye böyle açıklamalar yapıyorsunuz ulan? Niye açıklamalar yapıyorsunuz böyle? İhtiyacınız yok ki bunlara. Yapmayın artık böyle açıklamalar. Niye yapıyorsun? Yemek yemiyorsun, su içmiyorsun. Niye yapıyorsun yani? Yani İmamoğlu şu anda çizgide gidiyor. Çizgiyi henüz aşmadı talihsiz açıklama konusunda. Evet bunun haricinde buna benzer olaylar yaşandı ve buna benzer konuşmalar yaptım. O yüzden fazla uzatmak istemiyorum. Özetle CHP beni dinlediğini biliyorum. Bu arada uçaklar geçiyor 9 Eylül için. CHP beni dinlediğini biliyorum. Lütfen 2 dakika tarihsiz açıklama yapma, bunlara ihtiyacın yok.